Hepinize merhaba arkadaşlar, YouTube'dan Bay Yeşil Bağ ben. İyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler ya da iyi sabahlar artık siz şu an hangi zaman diliminde yer alıyorsanız lütfen onu üzerinize alının. Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Hepinize hayırlı günler. Bir saniye, bir şey unuttum. Onu koyup geliyorum. Şimdi ekran değişti. Neyin buraya geldiğini gören lütfen yoruma yazsın. Çünkü eskiden bizim için olan bu şey artık çok daha başkaları için, aslında açık konuşalım, markalar için. Arkadaşlar daha dün sizlere bir video hazırladım. Ayın 3'üydü dün. Videoyu hazırladım ve aynı gün akşamına yayınladım. Türkiye'de normalde hiçbir zaman ayın 3'ünde neredeyse markaların tamamı açıklamazdı fiyatlarını ama bu kez 11. aya girdiğimizde hemen hemen hepsi fiyatlarını açıkladı ve çılgın da indirim kampanyaları yaptı. 250 bin lirayı bulan indirimler vardı. Peki ne oldu biliyor musunuz? Bugün ayın 4'ü, cumartesi, sabah saatleri ve haberlere şöyle bir bakayım, göz gezdireyim dedim. Karşıma çıkan olaya bakın. Araçlar elde kalınca tam 430 bin lirayı aşan indirim yapmış bir marka. Hangi marka? Hemen söyleyeyim. Arkadaşlar Türkiye'de ilk geldiğinde fiyatları harika diye herkesin hücum ettiği Tesla Model Y'ler geçtiğimiz ay elde kalınca marka dayanamayıp tam 430 bin liralık indirim yapmış durumda. Bakın euronun 30 lira olduğunu düşünürseniz 12-13 bin euro hatta 14 bin euroluk bir indirim söz konusu. Adamların nasıl para kazandığını görüyor musunuz arkadaşlar? Ya dolarda euroda bir geri gelme yok, hatta 50 kuruş 1 lira falan da yukarıya çıktı. 28-29 liraydı, 30'un üstüne çıktı şu anda dolar euro. Ama ona rağmen 430 bin lira indirim var. Nasıl oluyor bu? Hemen söyleyeyim. Tesla satışlarda çöktü geçtiğimiz ay. Çünkü Tesla'da işler hiç iyi gitmiyor. Türkiye'deki temsilcisi Tesla'nın en tepeye koydukları insan istifa etti ve görevinden ayrıldı. Şu anda Tesla'da büyük bir karmaşıklık var. Bırakın onu, Tesla sahipleri inanılmaz derecede şikayetçi durumda. Adamlar bir kaza yaptıklarında nereye gideceklerini, ne yapacaklarını bilemiyorlar. Karşılarında muhatap yok. Bazı eksiklikler var, evraksal eksiklikler var, yanlışlar var. Onların düzeltilmesi için başvuruda bulunuyorlar ama karşılarında doğru düzgün muhatap bulamıyorlar. Ya Tesla gibi büyük bir marka, dünyayı elektrikli otomobillerle tanıştıran ve online satış sistemini de belki de dünya üzerinde ilk bu kadar etkili olarak başlatan marka, nasıl oluyorsa Türkiye'de hani nasıl olsa ben getiririm araçlarımı, fiyatlarım da ucuz, her türlü satarım kafasına mı girdi? Ya da o Amerikalı, Amerikan yasalarına göre işte müşteri her zaman haklıdır, ne derse yapmak zorundayız düşüncesi değil de ya burası nasıl olsa Türkiye, burada biz her türlü at koştururuz düşüncesine mi daldı bilemiyoruz. Ya şu anda gördüğümüz Avrupa'dakinden, Amerika'dakinden ya da Çin'dekinden çok farklı bir şekilde Türkiye'de işleri ilerletiyor. Ya doğru düzgün şarj istasyonu bile kurmuyor Tesla şu anda Türkiye'ye. Bir an evvel kurması lazım. Neyse meselemiz o değil. Meselemiz şu. Araçlarının fiyatları 1.5-1.600'lere çıkmıştı satışa Türkiye'de. Onların fiyatları şu anda 3 milyon liralara dayanmış durumda. Long range dediğimiz uzun versiyonlarda bir indirime gittiler ve 430 bin lirayı aşan indirimle araçları inanılmaz derecede ucuzlattılar. Ha bizim normal insanımıza göre yine pahalı ama piyasaya baktığınızda mesela 3 milyona dayanan araç şu anda 2 milyon 400 bin liralara düşmüş durumda. E bu da böyle bir indirimi gören vatandaş için alım fırsatı. Neden? Çünkü bu aracın gerçek fiyatı, aslında gerçek değil de işte bize daha önce gerçek diye gösterdikleri fiyatı 2.800-2.900'dü. Şu anda 2.400'lere inmiş durumda. Neden inmiş? Onu da söyleyeyim. Hani araçlar elde kaldı diyorum ya Tesla'da. Delillere dayandırarak size aktarayım da ondan sonra demeyin Ahmet sallıyorsun. Nerede Tesla'da araçlar elde kaldı, deli gibi satıyorlar diye. Hemen söylüyorum bakın. Hatta ben bu videoyu sadece 10. ayın Türkiye'deki toplam elektrikli otomobil satış videosu olarak yapacaktım, hazırlayacaktım ama o kadar güzel bir haberle güne uyandık ki hemen Tesla'nın üzerinden Türkiye'de geçtiğimiz ay ne kadar elektrikli otomobil satılmış, hangi model kaç tane satmış onları aktarmak istiyorum sizlere arkadaşlar. Yani video biraz daha anlamlandı. Bakın Tesla'da mevzu şu. Bundan önce 3-4 ayda 10.000'in üzerinde elektrikli otomobil satmayı, sadece Model Y var, Model Y satmayı başardılar Türkiye'de. Arkadaşlar aya vurduğunuzda 2.000, 3.000 belki 4.000 adetlik satışlar yapıyor. Geçtiğimiz ay ne oldu biliyor musunuz? Tesla sadece 500 tane Model Y satabildi. Bir, fiyatları aşırı derecede yükseldi, artık cazibesi çok kalmadı. İki, alanların, biliyorsunuz gruplar kuruyorlar Telegram'da falan, işte Facebook'ta falan. Alanların çoğu şu anda şikayetçi. Araçtan değil, araçlar muhteşem araçlar. Performansları harika. Menziller işte 500 gösteriyorsa gerçekten 400-500 gidiyor. Yapabiliyorsunuz onların dediği gibi kullanırsanız. Araçlarla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Teknoloji donanımları, uzaktan erişimi, ya muhteşem araçlar. Tipleri kötü, onu da söyleyeyim burada. Tipleri kötü ama araçların her şeyi harika. Mesele o değil. İnsanlar araçlara kızdığı için Tesla'ya şikayet etmiyorlar.
İnsanlar karşılarında muhatap bulamadı ve servis konusunda yapacakları hiçbir şey olmadığı için kızıyorlar. İşte bunları da konuşa konuşa fiyatlar da çok çok yukarıya çıkınca araçlara olan ilgi azaldı. 500 adet ancak satabildiler. Hadi gelin burada geçtiğimiz ay en çok hangi otomobil, hangi elektrikli otomobil Türkiye'de satılmış onu söyleyeyim. Ya neyse burada söyleyeyim, çok araya bir şeyler sokmayayım da. Çünkü Türkiye'de geçtiğimiz ay en çok satılan elektrikli otomobil bizim yerli otomobilimiz Togg T10X arkadaşlar. Aslında birkaç ay önce yapılan işte ön siparişte 20 bin adedi tek seferde sattılar. Ama maalesef o satış olarak görünmüyor çünkü teslimat yapmaları lazım. İşte bu ay Togg'un en çok teslimat yaptığı ay oldu. T10X'i en çok sahipleriyle buluşturduğu ayda da zirveye çıktı arkadaşlar. 10. ayın en çok elektrikli otomobil satan markası Togg, modeli de T10X arkadaşlar. Tam 3567 adet satış yapmayı, daha doğrusu teslimat yapmayı başarmış durumda Togg. Bakın şu anda halen 10.000 olmadı Togg'un teslim ettiği araç sayısı. 9.000 küsürde. Ama yıl sonuna kadar 28.000'i biz teslim edeceğiz dediler. Çok zor görünüyor evet ama işleri iyice hızlandırmaya başladılar. Yıl sonunda eğer bu dedikleri rakamı tuttururlarsa, sadece şu kadarını söyleyeyim size. Şu anda satılan araç sayısı 10.000 bile değil, teslim edilen 28.000'e 18.000 var. Eşit olarak 2 ayda teslim etseler, yani ayda ortalama 10 bin 10 bin teslimat yapmaları lazım. Bu da demek oluyor ki önümüzdeki ay belki de Türkiye'de en çok satan araç model olarak Togg'un T10X'i olabilir arkadaşlar. Çünkü artık Fiat Egea'da, Renault Clio'da, Renault Megane'da 10 bin adetleri yakalayamıyor. Onlarla ilgili de bir video yapacağım. Orada da gerileme var. Artık eskisi gibi 10-15 bin satamıyorlar. Hal böyle olunca duruma baktığınızda Togg sözünü tutmak için bastırırsa ve aylık 9-10 bin teslimat yaparsa Türkiye'nin en çok satan otomobili T10X'imiz olabilir. İnşallah diğer modeller de yanına yavaş yavaş eklenir de hepsi bir anda, hepsi bir elde Türkiye'nin her dönem en çok satan otomobil markası yerli otomobilimiz Togg olur, T10X olur. Çünkü son İsrail olayında, İsrail-Filistin Gazze olayında biz gördük ki bizim acilen böyle baba olaylarda, işte cep telefonu, araba, otomobil, ne bileyim, böyle özel büyük para giden olaylarda yerli markamızın olması lazım ki istediğimiz gibi istediğimiz kişileri boykot edebilelim. Sadece kendi markamıza, ülkemizi güçlendirmek adına yönelebilelim. O yüzden Togg'un yükselmesi, büyümesi çok çok önemli. İnşallah dediklerini tuttururlar da bu 2 ayda 10 bin 10 bin araçları üretip sahiplerine teslim ederler. Gelin listeye bakalım. Listede çünkü çok sürprizler de var arkadaşlar. Bu arada şunu da söyleyeyim, öyle geçeyim listeye. Elektrikli otomobillerde şu anda pazar payı %10'u aşmış durumda. Ya bu muhteşem bir şey. Türkiye'de toplam satılan neredeyse 1 milyon araç var ve bunun %10'undan daha fazlası elektrikli otomobil. İnanılmaz hızla büyüyor elektrikli otomobil piyasası. Markalar da bunu görüyor ve sürekli elektrikli otomobil modellerini Türkiye'ye getiriyorlar. Özellikle Çinliler deli gibi %10'luk ÖTV'de kalan otomobillerini Türkiye'ye getirmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Onlara ekstra gümrük vergisi olmasına rağmen. Ha şunu da söyleyeyim. O %50 küsürlük gümrük vergisi olmasa, Çin'e uygulanan elektrikli otomobiller de uygulanıyor bu arada. Mesela Chery'nin normal getirili araçlarda, işte fosil yakıtlarda yok o. Elektriklilere uyguluyor. O olmasa bugün gelen araçlardan mesela Skyval, mesela Dacia'nın Spring'i, o küçücük elektrikli otomobili. Bunların fiyatları en az %30-35 aşağıya gelecek. Ama şu anda öyle bir şey var. Bizim yerli otomobilimiz otursun iyice. Satışlarda zirveyi alsın inşallah. Ondan sonra onların da vergisini kaldırırlar da ucuz araç almak isteyenler de oradan gelen araçları tercih eder. Ya millet, gariban millet bir araç almanın hayalinde. Ya biz Dacia Spring ile ilgili bir sürü video yaptık abi. Bu araç Egea'dan ucuz olacak dedik ya, harbiden ucuz olacaktı. Ama araç Çin'de üretiliyormuş. Bir geldi %50 ekstra gümrük vergisi. Ya o aracın hakkı 5-600 bin lira. Öyle olsa herkes alır. Böyle olduğu için satışlarda o da çökmüş durumda. Bütün millet deli gibi onu bekliyordu ama Avrupa'da 10-15 bin euro, bize gelince 1 milyon lira fiyatı. 900 küsür bin lira. Böyle olunca da kimse almıyor. Hadi gelin listeyi göstereyim size. Zirvede Togg T10X var dedik. İkinci sırada Renault'un yeni getirdiği Megane'ın elektrikli SUV'si var. Megane E-Tech. 1075 tane satmayı başarmış 10. ayda. Çok iyi bir rakam. Bakın bir elektrikli otomobil tek başına 1000'in üzerine çıkıyorsa satış adetlerinde, bu gerçekten gelecek için elektrikliye inanılmaz bir yöneliş olacak demektir. Bizim Togg zaten 4000'e dayanmış, görüyorsunuz. Bizim Togg şu anda zaten 20 bin 30 bin üretebilse, İnanın hepsini bir anda satar. Deli gibi sırada bekleyenler var. 2 milyon, 2,5 milyon ikinci elde Togg'a para verip almaya çalışanlar var. T10X'imiz hayırlısıyla bir şöyle bir gerçekten banttan seri şekilde deli gibi inse de bu ikinci elde onu işte para göz olarak alıp da satmaya çalışanların da iştahları, hevesleri kursağında kalsa. Ya almayın ya. Vallahi almayın ikinci elde ya. Biraz sabredin. Almayın. Allah'ın izniyle
Üretimler arttığında bundan 2-3 ay sonra işte Ocak, Şubat, Mart gibi sanırım söz verdiler. Yalan olmasın. Yeni otomobiller gelecek ve normal siparişle, online siparişle satılacaklar. Öyle şimdiki gibi kura olmayacak. Online siparişle satılacaklar. Aracınızı alabileceksiniz. Çünkü seneye 50 bin bekleniyor TOGG'da üretim. Belki daha da artırırlar talep yine fazla olursa. O yüzden almayın. Aynı paraya seneye zaten alabilirsiniz. Belki daha ucuzunu alabilirsiniz. Ya 3-5 ay daha bekleyin ya. Onların ekmeğine yağ sürmeyin. Bu piyasayı kışkırtanların, yükseltenlerin ekmeğine yağ sürmeyin. Neyse araya mevzuyu kaydık ama tekrar geri dönelim elektriklilere. En çok satan 3. elektrikli otomobil Skyver'in ET5'i. Ben açık konuşayım, Türkiye'de alınabilecek en iyi elektrikli otomobil. Bakın bizim TOGG'u saymıyorum çünkü TOGG yok şu anda satışta. O zaten satılmış durumda. Onun haricinde bir elektrikli otomobil almak istiyorsanız bu Skyver'in ET5'inin Long Range dedikleri uzun versiyonu 640 küsür kilometre menzil vaat ediyor. Uzun yolda da en az 400 kilometre yaparsınız bu araçta ki bu muhteşem bir değer. Ya 400 kilometre ne demek ya? 400 kilometreyle ya neredeyse buradan Ankara'ya tek depoyla gidebilirsiniz. İstanbul'dan Ankara'ya tek depoyla gidebilirsiniz. Bu elektrikli otomobil için muhteşem bir şey. 700-800 kilometreleri bulsa zaten menzilleri var ya. O zaman herkes deli gibi elektrikli otomobil alır. Ve bu benim dediğimi de benimle aynı düşüncede olan insanlar düşünüyorlar ki ya da istiyorlar, anlıyorlar ki 620 tane Skyway ET5 satılmış. Bu sayı neden az biliyor musunuz? Marka arabayı getiremiyor Türkiye'ye istediği kadar. Eğer getirebilse fiyatı şu anda çok iyi. 1.650'lerde fiyatı tam sınırda yani %10'luk ÖTV'nin. Eğer 1000 tane, 2000 tane getirseler inanın hepsini satabilirler ama getiremiyorlar. Ancak 620 tane getirip onları teslim edebilmişler. Böylece 3. sıraya çıkmışlar. Bir başka yine çok alınası elektrikli otomobil MG. 4. sırada ne var? MG'nin 4'ü. MG4 4. sırada, enteresan. En çok satanlarda 4. sırada yine 600'ü geçen bir model. 600'den fazla araç satmış. Menzil olarak bakıyorsunuz üst paketiyle şehir içinde 577 kilometre menzil vaat ediyor. Ya bu kadar menzili yüksek olan araçlar bir de fiyatları uygun olunca işte 1.300 1.400 falan bu MG4'ün üst paketi. Alt paketi daha az menzil sunuyor ama o biraz daha ucuz. 1.100'lerde 1.200'lerde yanlış hatırlamıyorsam. Böyle araçlar çok güzel satılıyor. Bakın bunların hepsi Çinli arkadaşlar. Skyvel'de, MG'de Çin'den geliyorlar. Yani %50'lik ekstra gümrük vergisine tabiler. Ona rağmen bu fiyatta durup böyle satış rakamlarına ulaşabiliyorlar. Bunlar bir de o %50'lik ekstra gümrük vergisini yemeseler fiyatları %30 %40 aşağıda olacak. Skyvel 1 milyona, MG4 de belki işte 800-900 bin liralara inecek başlangıçta fiyatta. Ve geldik 5. sıraya. İşte 5. sırada Tesla'nın Model Y'si var. Arkadaşlar geçtiğimiz ay 1. sıradaydı. Önceki aylarda 1. sıradaydı. Ya 3-4 ayda 10 binden fazla elektrikli otomobil satmıştı Tesla Model Y olarak. Bu ay sadece 500 tane. Bu ay diyorum siz anlıyorsunuz zaten. Bir önceki ay 10. ay. Sadece 500 tane satabilmiş. 500 tane ya. Abi bu kadar keskin düşüş olur mu? İşte oluyor çünkü yaşananlar var ortada ya. Tesla'nın Türkiye'deki bir numaralı ismi istifa etmiş durumda. Markaya şu anda bir güvensizlik var. E zaten yaşanan sorunlar, sıkıntılar da ortada. 500 tane bence iyi bile satmış. Ha bu indirimle 400 küsür bin liralık indirimle 430-400 35 bin lira demeyeyim işte 430'un biraz üzerinde yapılan indirimle fiyatlar oldukça aşağı geldi. Onun da menzili Long Range 500 küsür kilometre menzili var. Alınabilir bir araç. Ha bana sorarsanız ben Skyway'in ET5'ini alırım. Niye? Hem D segmenti bir SUV yani çok daha büyük bir SUV hem de 642 kilometre menzil vaat ediyor. Üstüne bir de fiyatta da neredeyse 1 milyon lira daha geride. İndirimden önce 1 milyondan daha fazla fark vardı arada. Ama indirimden sonra işte 800 bin liralara falan geldi aradaki fark. Ha yine de 2 milyon 400 bin liraya Tesla alınır mı? Alınır arkadaşlar. Hiç kusura bakmayın alınır. Ama şunu söyleyeyim. Tesla'da motorlar biraz yüksek olduğu için MTB'si çok yüksek çıkabiliyor. Şu anda bu sene için 23 bin liralık 24 bin liralık MTB'si çıkabiliyor. Önümüzdeki sene kaç paraya çıkacak? Onu bilmiyorum ama büyük bir ihtimalle %60 zam gelecek MTV'ye. Onu da arada söyleyeyim. Mercedes'in ben bir video yapmıştım EQB ile ilgili. Çok güzel fiyattan listelemişlerdi ama aracı getirmemişlerdi. Aracı getirdiklerinde direkt %40'a atladıp işte fiyatı 2,5-3'e çıkardılar. Ama ona rağmen EQB'yi iyi satmayı başarmış Mercedes. 400 küsür tane EQB satılmış geçtiğimiz ayda Mercedes'te. Opel'in Corsa'sı arkadaşlar elektrikli olarak yeni geldi. O da 400'ü geçmeyi başardı. Opel'in Corsa'sının başarısındaki bence bir numaralı neden yeni gelen Corsa eskisinden daha uygun fiyata çıktı. Eskisinden uygun fiyata gelince çok daha fazla talep gördü. Bir de menzili de artmış durumda Opel Corsa'nın. Performansı da artmış durumda. Tam 405 adetlik satış rakamına ulaşmış. İlk onu en azından söyleyeyim. Zaten listeyi buraya koyacağım. Siz de göreceksiniz. İlk onda 8. sırada Citroen'in ECD4 X'i var arkadaşlar. Ama 200'ün altında satış rakamları. Yani Corsa 400'ün üzerindeydi. Yarısından bile daha az satabilmiş.
Onu geç. 9. sırada Dacia'nın Spring'i var. Hani o Türkiye'ye gelmeden önce herkes gelse de alsak diyordu. Çünkü fiyatı çok uygun olacak diye bekleniyordu. Ama Çin'den geldiğini hiçbirimiz bilmiyorduk. Çin'de üretildiğini hiçbirimiz bilmiyorduk. Çin'den gelince fiyat maalesef beklenilenin çok üstünde çıktı. Öyle olunca da satışlarda istediğini elde edemedi. Yani 1.000 tane bile satamadı geldiğinden beri diyebilirim. Bir önceki ayda da sadece 175 tane Dacia Spring satabilmiş Dacia markası. Ve 10. sırada yine MG'den bir model var. MG'nin ZS, Zetes de diyorlar da ben ZS diyeyim. ZS EV, elektrikli olan ZS versiyonu arkadaşlar. O da 100 adetten fazla satmayı başarmış. 102 adet satmış. İlk ondakilerin tamamı 100'den fazla satmış. Sonrası daha az satmış arkadaşlar. Listeyi koyacağım, diğerlerine sizler de bakarsınız. Elektrikli otomobile talep inanılmaz derecede artmış durumda ki bu bence güzel bir haber. Çünkü elektrikli otomobiller daha çevreci ama sıkıntıları da var. Eğer şarj altyapınız yoksa, yani aracı şarj edebileceğiniz bir yer yoksa henüz elektrikli otomobili tercih etmeyin derim ben size. Ha müstakil bir evde oturuyorsunuz, kapalı otopark olan bir sitede oturuyorsunuz. Site yönetimi oraya bir şarj istasyonu kurmanıza engel çıkartmıyor, izin veriyor. O zaman alabilirsiniz tabii ki elektrikli araçları gönül rahatlığıyla. Çünkü evden şarj ettiğinizde bugün normal fosil yakıtlı, mazotlu benzinli araçlar 2, 2,5, 3 lira yakarken elektrikli otomobiller 50 kuruşa gidiyorlar arkadaşlar kilometrede. Deli gibi bir fark var. Ama ben aracı alayım sürekli dışarıdan şarj ederim. O hızlı şarjda yarım saatte takar doldururum diyorsanız biz onu yaptık TOGG'da. 2 2,5 liradan aşağı yakmıyor arkadaşlar öyle bir durumda. TOGG'la ilgili videomu da izlersiniz. TOGG bize geldi 3-5 gün bizde kaldı. Teyze oğluna çıkmıştı. Onu da izlersiniz arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir araç ama dışarıdan şarj edilince inanılmaz pahalı yakıt tüketimi, yakıt giderleri. Neyse çok daha fazla sözü uzatmayalım arkadaşlar. Bu indirim haberlerinin çok daha fazla artarak hızla ilerlemesi dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İstanbul Pendik'te yer alan Akınoto, Hyundai, Kia, Honda, Toyota marka otomobillerde bir numaralı otomobil tamircisidir. Haberiniz olsun. İstanbul Beylikdüzü'nde 4K Detailing, 4K Motors, seramik kaplama, PPF kaplama, pastacılığa, detaylı iç temizlik gibi inanılmaz güzel şeyleri harika fiyatlara yapıyorlar. Üzerine bir de Bayyeşil Bağ abonelerine ekstra indirim tanıyorlar. Aracınızı güzelleştirmek adına aradığınız ne varsa hepsi Celali Tuning'de mevcut arkadaşlar. Ve Celali Tuning Bayyeşil Bağ abonelerine özel %10 ekstra indirim veriyor arkadaşlar.